Ayten sen ciddi misin? Ay inanmıyorum. Ya rüyamda görsem inanmazdım. Vallahi ben de inanmazdım. Sendikada çalışacaksın avukat olarak. Evet. Ne güzel. O zamanlar biri bana ikinizden biri sendika avukatı, diğeri ev kadını olacak. Bilin bakalım hanginiz hangisi olacak diye sorsalardı. Bana sendika avukatlığını sandığı ev kadınını yakıştırdım. Ben de. Yani 40 yere başvurdum. Ancak bu işi bulabildim. Ne güzel, artık bir işin var. Kendine ait bir hayatın. E senin de kocan var. Çocuğun var. Bir kadın daha ne ister ki? İş nasıldı? İyi. Aynı işte ya. Bildiğin şeyler, davalar, dosyalar. Öyle. Bugün Ayten uğradı. Ne yapıyormuş aşkoloz? İş bulmuş, çalışacakmış. Hadi ya. Ben de onu hep kendi gibi bir şaşkoloz bulur, ev kadını olur diye düşünüyordum. Ayten ya. Hakan. Hı? Ben bir iş bulsam, çalışsam diyorum. Hayatım ben çalışıyorum ya. Tamam da ben de çalışsam diyorum. Sen ne lüzumu var şimdi? Hem Zehra ne olacak? Kim bakacak ona? Bir yolunu buluruz. İşe yeni girdim. Keyfim yerinde. Karımın da keyfi yerinde diye düşünüyorum. Ama keyfime limon sıkıyor. Mahsus mu yapıyorsun? Ya sırf sen istedin diye. Sen mutlu ol diye. Gittim annenin verdiği işi kabul ettim. Biraz anlayış istiyorum ya. Biraz anlayışlı ol Berin. Kendini bir kere de benim yerime koy lütfen. Gir. Beyefendi, Hakan Bey'le ilgili olarak bir husus vardı da onu arz etmek istedim. Neymiş? Hakan Bey, Karj Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkette çalışmaya başlamış. Ya. Kimmiş bunlar? Neciymiş bu Karj Holding? Bir araştır bakalım. Baş üstüne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.